Merhaba sevgili öğrenciler. Üniversite eğitimi almış birçok insanın güzel bir işte çalışmak, bu sayede hem emeklerinin karşılığını alırken hem de aldığı eğitimi kullanarak daha verimli olmak gibi hedefleri vardır. Siz öğrencilerimiz için hayatınızın geçiş noktası olan 20'li yaşlarınız kariyerinizin hangi yönünde ilerleyeceğini belirliyor. Çünkü geleceğinizin temellerini attığınız bu yaşlarda nasıl riskler aldığınız, kimlerle arkadaşlık kurduğunuz ve rol modelleriniz 30'lu yaşlarınızda nasıl bir insan olacağınızın en gerçekçi göstergesi haline geliyor. Ben de bir gün yönetici olacak mıyım ya da kendi işimi kurabilecek miyim diye kara kara düşünmek yerine kendinizi sürekli geliştirmeye odaklanmanızı sürekli öneriyoruz ya. İşte bugünkü konuklarımız sporun her aşamasında yer alarak pratiğe ve öğretim üyesi olarak da bilime hakim olan Sayın Veli Ozan Çakır. Ozan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Banu Hocam. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyeyim ben de tekrar. Evet, ikinci konuğumuz yine İstanbul Rumeli Üniversitesi Dekanı Profesör Doktor Hüseyin Can İkizler. Hocam hoş geldiniz. Mezun olduktan sonra bizler ne yapacağız diye sorarlar. Önce arzu ederseniz misafirimiz Ozan Bey ile başlamak istiyorum. Ozan Bey kimdir? Spor kariyerine nereden başlamıştır? Şu anda ne yapmaktadır? Evet, teşekkür ederim. Doçent Doktor Veli Ozan Çakır ben. Spor bilimleri doçentiyim ama lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladım. Yüksek lisans ve doktora eğitimimi de İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji kürsüsünde. Doktorada da spor sosyolojisi temalı bir çalışmam olmuştu. Genel olarak da bilimsel anlamda çalışma alanlarım spor tarihi, spor sosyolojisi, serbest zaman sosyolojisi ve rekreasyon. Bunun yanı sıra her ne kadar iktisadi dergiler kökenli olsam da genel olarak kariyerim, çalışma hayatım hep spor alanında geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Spor AŞ şirketinde uzun yıllar yöneticilik de yaptım. Büro personeli olarak işe girmiştim. Daha sonra tesisler ve organizasyon müdürlüğü gibi görevler üstlendim. İstanbul Maratonu, İstanbul Yarı Maratonu gibi, İstanbul'un spor başkenti gibi büyük etkinliklerin koordinatörlüğünü üstlendim. Satranç ve masa tenisi oynadım lisanslı olarak. Satranç branşında özellikle antrenörlük, hakim geçmişim de var. 2008 yılında da Satranç Federasyonu'nda başkanlığa aday olmuştum. Daha sonrasında yani hep hayatımız bu şekilde sporla iç içe geçtiği için akademik anlamda da spor çalıştığım için ilk olarak İstanbul Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde dışarıdan ders vermeye başlamıştım. Daha sonrasında da belediyeden ayrılıp yine İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladım. Şu an kadrom Alanya, Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde ama görevlendirmeyle 3 yıl aşkın bir süredir Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda spor genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. 2018 yılının sonlarında Modern Pentathlon Federasyon Başkanı olarak genel kurulda delegeli tevcili seçildik. O görevi de eş zamanlı olarak yürütmeye çalışıyorum. Can Hocam buyurun. Evet, teşekkür ederim. Ben de burada ev sahibiyim bir yerde. Evet. Demeyelim de daha iyi ev sahibiyiz. Ozan Bey'i de konuk etmekten oldukça mutluyuz. O güzel ve parlak kariyeri içinde kendisini kutlarım. Çok güzel şeyler bize bahsetti. Öncelikle madem korona günlerindeyiz, onunla da bağlantılı olarak sorayım. Siz sporun futbol dışındaki diğer alanlarıyla ilgilisiniz. Gündemde hep futbol var. Ama asıl bizim yani spor dediğimiz camia çok daha büyük. Şimdi sporla ilgili olarak da olimpiyatlar en önemli bir etkinlik. Bunun bir ertelenmesi söz konusuydu, ertelendi de. Şimdi bu süreçle ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Neler oldu, neler yapılacak, ne tür hazırlıklar var bu konuyla ilgili? Önce buradan başlayalım. Sonra kariyer ve istihdam konularıyla da ilgili devam ederiz. Buyurun.
Teşekkür ederim hocam. Tabii sizin de dediğiniz gibi şimdi futbol gündemde çok yer tutuyor. Popüler de bir branş. Çok fazla insan oynadığı, takip ettiği, gösterdiği bir branş. Ama bazen hani o kadar fazla bir işgal alanı var ki kamuoyunda. Bazen diğer spor dallarını unuttuğumuz ya da yerinden az konuştuğumuz oluyor. Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarının bir yıl süreyle tayin edilmesi ve oyunlar tarihinde ilk kez yaşanan bir hadiseydi. O yüzden çok kayda değer bir gelişme. Daha önce dünya savaşları nedeniyle düzenlenemediği bir iptal bildiği olmuştu ama bu şekilde bir yıl ertelenmesi ilk defa gerçekleşiyor. Bu oyunlar çok ciddi bir ekonomi üreten hem doğrudan hem dolaylı yollarla bir mekanizma aslında. Ve bunu düzenleyecek olan ülkeye de bu oyunların sahibi bir anlamda marka sahibi olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne de bu ertelemenin çok ciddi bir maliyeti oldu şüphesiz. Zaten bu yüzden ertelenme sürecinin ben biraz da uzadığını düşünüyorum. Yani lazım bir 2-3 haftalık bir değerlendirme süreci olmuştu. Ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi? İlk başta verilen açıklamalarda ertelenmeyeceği yönündeydi. Bu süreç tabii herkesi de etkiledi. Şimdi bizim bir olimpiyat havuzumuz var. Olimpiyatlar ve paralimpik oyunları hazırlanan olimpik ve paralimpik branşta sporcularımız var. Bu sporcular bizim merkezlerimizde hazırlanıyorlar. Ve şimdi spor salonlarını, yüzme havuzlarını, bütün tesislerimizi kullanıma kapatırken bilim kurulunda tabii ki buradaki tavsiyeleri de yani sağlık otoritelerinden de aldığımız yönlendirmelerle sonuçta bu virüsü inceleyen, bilen, bu virüsün bulaşma yollarının nasıl azaltılacağını öngörecek olan onlar. Bu yapılırken bir yanda olimpiyat ve paralimpik oyunlarında devam ediyor olması, halen ertelenmemiş olması tabii buna hazırlanan sporcular üzerinde hem kota almış hem de kota almayı hedefleyen sporcular üzerinde baskı oluşturuyor. Biz de sporcuların zor dönemde tüm branşlarda olimpiyat ve paralimpik oyunlarına bir şekilde hazırlanabilmeleri için gerekli sağlık tedbirlerinin de alınması kaydıyla ki bireysel çalışmalarını organize ettik o süreçte. Daha sonrasında tabii oyunların seyredilmesi bu baskıyı ortadan kaldırdı. Biz de bununla beraber tüm sporcularımızı evlerinde çalışmaya yönlendirdik. Şimdi normalleşme sürecine geçişte de yine o silsileyi takip ediyoruz. Yani önce milli sporcularımızın işte açık hava tesislerini, olimpiyat ve paralimpik oyunlarına hazırlanan sporcuların da yine kapalı salonları kullanabileceği bir düzenekle başlayıp yavaş yavaş tüm sporcularımıza işte en son Haziran ayında yüzme havuzlarının açılmasıyla tüm tesisleri açmış olacağız. Ama tabii ki bu süreç yani sporcuların atlet performansını da çok yakından etkiledi. Yani benim şu an başkanlığı yaptığım modern pentatlon branşı beşli bir branş. Çok farklı kas gruplarını çalıştıran, çok farklı motor beceriler gerektiren bir branş. Ve burada yani sporcuların evde yapacakları işte kuvvet çalışmaları veya işte biraz ayrı bir kapasiteyi geliştirici çalışmalar elbette ki bir yere kadar hani onları bizim de tuttu ama bu kadar teknik branşların olduğu bir ortamda yani söz konusu olduğu bir yerde elbette sporcuların tam anlamıyla bir hazırlık süreci yaşamaktansa hani bu süreci minimum hasarlı biraz geçirmeye çalıştıklarını biz gözlemledik ve ben şu anda bu süreçte Türk sporu adına başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yani bu süreci iyi değerlendirdiğimizi. Bundan sonra normalleşme süreciyle beraber inşallah sağlık açısından da farklı sorunlar yaşamazsa performans boyutunda işin çok büyük kayıplar yaşamadan yolumuza devam edeceğiz. Ama tabii diğer taraftan ekonomik boyutları da var. Onları da belki konuşuruz ama o alanda tabii ister istemez kayıplar yaşandı ama tabii ki bunlar insan sağlığında önemli değil. Ozan Hocam bizim biraz da kariyer planlamasına geçmek istiyorum. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin her zaman en büyük kaygısı, onların da ailelerin de en büyük kaygısı, üniversite bittikten sonra biz ne yapacağız? Zaten bu koronavirüsünden dolayı da ayrıca bir kaygı yaşanıyor. Siz öğrencilerimize bu aşamaları kendi deneyimlerinizden yola çıkarak nasıl anlatmak istersiniz? Teşekkür ederim. Bence çok önemli bir konu. Ben ilk ders vermeye başladığımda spor yöneticiliği bölümünde ders vermeye başlamıştım. Kadromu da o bölümde almıştım. Dolayısıyla hani biraz daha antrenörlüğe göre, rekreasyona göre veya beden eğitim öğretmenliğine göre daha muğlak bir alandı. Genelde yönetim öğrencilerinin de bir şeyi vardı. Hani biz
bu bölümü okuyoruz ama spor hep başkaları yönetiyor. Biz yönetemiyoruz şeklinde. Ama baktığımızda tabii tüm spor bilimleri için ciddi bir kariyer planlaması gerekiyor. Yani sadece yönetim bölümü değil, tüm bölümler için. Biraz geçişkenlik de var zaten. Yani antrenörlük bölümü mezunlarının ya da öğretmenlik bölümü mezunlarının işte kulüp yöneticiliği ya da federasyonlarda yine yani büro personel olarak gelip daha sonrasında farklı pozisyonlara yöneldiğini, işte diğer bölümleri bitiren öğrencilerinde antrenörlük yaptığını, antrenörlük belgesi alıp görebiliyoruz. Dolayısıyla hani böyle geçişler de var. Bu yüzden tüm bölümler için hem peyderpi hem de genel bir kariyer planlaması yapmanın, öğrencileri de okuldan sonraya hazırlamanın faydalı olacağını ben düşünüyorum. Genel olarak Türkiye'de işte üniversite yaşantısında bazen hocalarımız tabii hani kendimi de katarak söyleyeyim. Hani bir ders anlatıyoruz, öğrencilerle belli bilgileri paylaşıyoruz ya da bilgiye ulaşma yollarını onlara göstermeye çalışıyoruz. Bunu yaparken hani sadece o dersin müfredatı ya da orada kendimizi anlatmak zorunda hissettiğimiz o konu başlıkları değil de hani bir şekilde öğrencinin bu bilgilerle okuldan sonra ne yapacağı veya bu bilgilerden bağımsız olarak da öğrenim hayatından sonra elde edeceği diplomanın mezun olması durumunda ona neler sağlayacağı veya isteklerine ulaşabilmesi neler yapması yönünde öğrenci yönlendirmemiz gerekir. Ben hep şunu söylüyorum, hani belli alanlarda uzmanlaşmaları gerekir. Nasıl mesela antrenörlükte belli bir alanda bir uzmanlıkları seçiyorsanız ve belli branş veya branşlarda kendinizi ne kadar iyi geliştirirseniz, ne kadar o antrenör havuzunun tepesinde yer alırsanız, o kadar iş bulma şansınız ya da ileride yapacağınız işlerden daha fazla gelir elde etmeniz mümkünse, bu birçok meslekte olduğu gibi spor bilimlerinde de böyle. Yani şu an Türkiye'de ve dünyada zaten hani mevcut ekonomik koşullarda baktığımızda iç içe geçmiş bir küresel bir spor ekonomisi var. Evet. Oraya bu şekilde şu an işte biz Erzurum 2026 kış olimpiyatlarında bir aday adaylığımız söz konusuydu. Daha adaylık mektubunu gönderdiğimiz gün, yani o gün daha bitmeden İngiliz firmalarında ben adaylık koordinatörlüğünü üstlenmiştim. Bize şeyler gelmeye başladı. Teklifler gelmeye, öneriler gelmeye başladı. Şimdi dolayısıyla burada hani Türkiye'de birçok yurt dışı menşeli işte spor ajanslarının da üniversitelikleri var ya da sıfırdan Türkiye'de kurulmuş etkinlik ajansları da var. Şu an spor toplumsal anlamda olağanüstü merkezi bir olgu haline gelmiş durumda. Evet. Bunu herkes görüyor. Yani sadece spor insanları değil, sporla çok ilgisi olmayan insanlar da bağımsız bir iktisadi tahlil yaptıklarında bunu gözlemleyip ifade ediyorlar. Dolayısıyla biz spor insanlarının da bunu en iyi şekilde değerlendirip gençlerimizi, öğrencilerimizi de burada en faydalı olacak şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Örneğin benim öğrencilerim yabancı dil tavsiyelerimden bazen sıkılırlardı. Çünkü birinci sınıfta başlardım yabancı dil demeye. Son sınıfta hala aynı şeyi söylüyor olurdum. Ama mezun olduktan sonra da hak verirlerdi. Çünkü iş ya da kalıcı işler. Çünkü bizim öğrencilerimizin çoğu aslında öğrenciyken çalışıyor bir şekilde. Biraz yani geçici gördükleri işlerde devam ediyorlar. Hani böyle biraz daha kalıcı bir iş yapmaya yöneldiklerinde ya da işte daha böyle sporun yönetsel boyutunda yer almak istediklerinde bu sefer işte ne gibi eksikleri olduğunu görüyorlar. Bu eksikleri onları en baştan sürdürüp uyarmak zaten bizim görevimiz. Bu anlamda yabancı dil çok önemli. Onun yanına ben hep şunu ekledim. Yani öğrencinin belli konularda karar verip örneğin şu an spor iletişimi, spor yoluyla pazarlama, yani sporun yani ekonominin bu alanında kullanılması çok popüler. Bu alanda Türkiye'de onlarca ajans var, onlarca şirket var. Ben yıllardır bu işin içindeyim. İşte ben bile her gün yeni bir şirket kurulduğunu ya da belli bir süredir var olduğunu öğreniyorum. Yani o derece büyük bir alan olduğunu biz bunu görüyoruz aslında. Mesela bu alanı yöneteceklerse bu alanın gerektirdiği şeyler yani yabancı dünyada ne olabilir? İşte bu tip kreatif işlerde kullanabilecekleri bir tasarım programını öğrenmek ya da etkin sunum tekniklerini öğrenmek, sunum programlarını, PowerPoint, Prezi gibi programları çok etkin kullanabilmek. Yani aslında işte, şunu demek istiyoruz biz hep öğrencilerimize. Öncelikle hedefinizi iyi belirleyin diyorum. Evet. Ardından da sektörünüzü belirleyin ki
O sektör üzerinde eksikliklerinizi kendinizi tanıyarak o eksikliklerinizi tamamlamaya çalışın deriz her zaman. Evet, çok doğru. Mesela şimdi antrenörlük bölümü öğrencilerimizin de mesela serzenişte bulundukları alanlardan bir tanesi. Antrenörlük bölümü okumayıp dışarıdan antrenörlük belgesi alanlar. Yani alaylılar dediğimiz kesim antrenörlük. Şimdi tabii alaylı antrenörün özellikle o sporun içinden geliyorsa, o sporda ciddi bir geçmişi varsa, üstün başarılar elde ettiğinde onun öyle bir sporcu performansından, sporcu geçmişinden kaynaklı avantajları olduğu gibi bizim mektepli antrenörlerin de kendine göre bir avantajları var. Şimdi hani bazı şeyler açık yüreklilikle dile getirmek lazım. Ben birçok branşta şunu gördüm. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü kademe antrenörlük belgeleri almış. Milli sporcular çalıştıran, olimpiyatlara sporcu hazırlayıp ama işte enerji sistemlerini bilmeyen, mesela çok temel bazı bilgilere hakim olmayan hocalarımız olduğunu biz bunu gözlemliyoruz. Şimdi dolayısıyla mesela burada okuyan, yani antrenörlük bölümü okusun okumasın ileride hareket antrenman bilimlerinde bir fark oluşturmak isteyen, bu alanda kendini geliştirmek isteyen spor bilimlerindeki öğrencilerimiz de mesela hani burada erken koyup ortaya sizin dediğiniz gibi tercihlerini belirleyip bu alanda kendilerini yetiştirip her alandan az az anlamak yerine hani belli bir alanda bir uzmanlık sahibi olmaları çok büyük avantaj sağlayacak onları. Çünkü hani ben işin personel seçen, eleman seçen tarafında çok bulundum. Yani ya 10 yıl aşkın bir süredir yönetici pozisyonlarda görev yapıyorum. Hani ne istenildiğini biliyorum. Çünkü biz de aradık bu özellikleri zamanında. Yani eleman istihdam edeceğimiz zaman. Hani bizim de aradığımız özelliklerdi. O yüzden hani bu yönde erken bir tercih yapmaları, kendi ilgi alanlarına göre mezuniyetten sonra ben bu alana çalışırsam başarılı olurum dedikleri alan neyse o alana erkenden yatırım yapmaları onlara çok ciddi zaman kazandıracaktır. Evet. Bizim bölümlerimizin en güzel yanı da aslında üniversitede okurken çalışabilme imkanı. Kendinizi sınayabiliyorsunuz, gözlemleyebiliyorsunuz reel sektörde. Çünkü çok uzun süresi sporcu olarak sporun içerisinde yer aldığınız zaman evet tamam haşır neşir oluyoruz ama ekonomik boyutu, ekonomik kısmına geçtiği zaman ne gibi faaliyetler olduğunu aslında öğrenciler okurken görmeye başlıyor. Bizim bölümlerimizin bence en büyük avantajı o. Bir de yeni dönem bize, günümüzde biliyorsunuz teknoloji artık her alanda kullanılmaya başlandı. Siz kendinize personel seçerken ne gibi teknolojik özelliklere sahip kişileri, bireyleri tercih edersiniz? Şimdi öncelikle çok doğru bir tespitte bulundunuz hocam. Yani o konuya benim de bir ilavem olacak. Yani dediğiniz gibi bizim bölümdeki öğrenciler hep öğrencilik hayatlarında çalışıyorlar. Ben de öğrencilik hayatımda çalıştım. Yani kendi sosyoekonomik koşullarımdan dolayı çalışarak okumam gerekiyordu. Farklı işlerde çalıştıktan sonra 3-4 yıl kadar satranç hocalığı yaptım ben. Yani satranç antrenörlüğü yaparak okul masraflarımı, kendi masraflarını çıkarttım. Şimdi dolayısıyla bu öğrenciyken çalışmanın sağladığı çok ciddi faydalar var. Yani sadece para kazanmak değil, iş hayatını öğrenmek, iş hayatının kurallarına hakim olmak, orada bir network oluşturmak, bu network'ü geleceğe dair bu network'ten istifade etmek. Bunun önemli şeyler çünkü şu an hani iş bulma anlamında işte az önce söyledik ya öğrenciler kendilerine işte donanım katsınlar. Şimdi öğrenciler de şunu söyleyecekler de haklı olarak. Ya hocam biz donanım katalım, şunu öğrenelim, bunu öğrenelim de hani bir iletişim, bir etkileşim olmadan ya da bir referans, temelde bir şey olmadan, ilişkiler olmadan yani iş bulma ve işte yükselme çok sıklık ilişkiler üzerinden yürüyor. İşte burada da mesela öğrenciyken çalışarak edindikleri tecrübeyle daha avantajlı konuma geliyorlar. Şu bir gerçek yani işte bazıları torpiller, bazıları referanslar ama ikisini birbirinden ayırmak lazım. Yani alanla ilgili hiç yetkinliği olmayan birisinden hiç tanımadığınız birisini bir işi öneriyorsanız bu düpedüz torpil iltimastır. Ama çok iyi bildiğiniz o işi yapacağına çok inandığınız bir kimsenin arkasında duruyorsanız ona referans oluyorsunuz. Şimdi dolayısıyla hani birincisiyle mücadele etmek gerekir. Ama ikincisini elde etmek yani sektörde sözü geçen insanların bize refer olmalarını sağlamak da bizim elimizde. Teknoloji boyutuna da gelince şimdi spor teknoloji tabii teknoloji de genellikle yani teknoloji sözlük anlamı.
hep yani unutulup daha böyle dijital, yani son dönemde hep icat edilen şeylere akıllar gidiyor. Ama hani spor teknoloji dediğimiz zaman aslında yani sporun içinde kullanılan sporcunun ya da diğer paydaşların performansını arttırıcı, işini kolaylaştırıcı her türlü ekipmanı bunun içine almak, her türlü bilgiyi, bu bilgiyi işleme tekniğini işin içine katmak gerekir. Şimdi dolayısıyla işte mesela az önce bazı bilgisayar programlarından örnek verdim. Bunun yanı sıra mesela bazı spor artık yani ciddi anlamda dijitalleşiyor. Yani bir e-spor boyutu var. Onu bir kenara koyarsak o zaten tamamen dijital bir ortam. Ama bizim fiziksel performans sporunun içinde de çok ciddi bir dijitalleşme var. Ben şunu hatırlıyorum mesela voleybol hakemliği yaptım ben kısa bir süre, 4 yıl kadar. Bulunduğum yani İstanbul için tabii bunu demiyorum ama hani taşra bölgelerde dijital scoreboardlar yeni gelmişti. Kullanabilen çok insan yoktu. Evet. Kullanabilen kişi olunca mesela her maç görev yazılır. Şimdi baktığımız zaman gerçekten hani sporun skor sistemlerinden süre tutma sistemlerine kadar işte atletizmde mesela bir çift sistemi var. Şimdi bu bütün kronometrik branşları yayılmış durumda. Yüzmeden kanoya, yelkene, küreğe, bisiklete ya, hatta motosiklete kadar artık kullanılabiliyor bu dijital ölçüm sistemleri. Bu sistemleri kullanabilmek, mesela ben İstanbul Maratonu'nun genel koordinatörü yaptığım süreçte bu sistemi biz satın almıştık. Yurt dışından kiralamak, hizmet almak yerine ve kendi ekibimizi geliştirmiştik. Ve şu anda ölçüm istasyonlarını kurup, kaldırıp onu kullanacak ve bir yarım maraton ya da bir tam maratonu ya da bir ultra maratonu ya da buna benzer etkinlikleri ölçebilecek onlarca insan yetişmiş oldu. İşte buna benzer alanlarda öğrencilerin kendilerine ardı değer katacak. Hani bu tip yenilikleri takip edip kendi ilgi duydukları alanlarda bunlardan haberdar olmaları, bunları kullanmayı öğrenmeleri ve belki de ileride sonuçta bu şu an aslında pandemi süreci birçok ülkeyi hani ithalattansa biraz iç üretime de teşvik etti. Yani, bazı şeylere ihtiyaç duyduğunuzda yurt dışından satın alamıyorsunuz. Dolayısıyla aslında yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu da herkes görmüş oldu. Yani sadece ekonomiye girdi sağlamak, ithal ikamesi yapmak adına değil, bazı hizmetlerin devamını sağlamak adına da yerli üretim çok önemli. Şimdi dolayısıyla hani bu alanda belki de işte bizim modern pentatonda lazer silah vardır. Modern pentatonun özgü bir spor aracı. Dünyada iki ülke üretiyor. Biz onu üreten üçüncü ülke olmak için harekete geçtik ve sürecimiz tamamlanmak üzere. Üç ay içinde yerli üretime de geçeceğiz. Buna benzer hani kendileri belki artık belli üretimleri temelini atabilirler. Çünkü şu an işte bu startuplar, bu işte kuluçka atölyeleri, bunlar çok popüler biliyorsunuz. Yani güzel bir fikir bulduğunuzda buna destek de bulabiliyorsunuz belli yerlerden. Belki de böyle fikirler keşfedecekler. Dolayısıyla yani sporun her türlü hem teknik anlamda hem dijital anlamda tüm spor teknoloji takip edip haberdar olup ve bu alanda kendilerini ilgilendirdiklerini düşündükleri konularda da ihtisaslaşmaları, uzmanlaşmaları bence çok önemli. Biraz evvel öğrencilerin çalışmasından bahsettiniz. Hakikaten ben de bütün akademik hayatım boyunca şunu net olarak gördüm. Bütün öğrenciler içinde eğitim hayatı boyunca en çok çalışanlar hep spor bilimlerinde okuyanlar, beden eğitiminde okuyanlardı. Çünkü iş imkanları da genişti. Şimdi önümüz yaz ama korona da var. Bununla bağlantılı olarak belki bazı yaz spor okulları kapanacak. En çok etkilenecek alanlardan birisi olarak turizm gösteriliyor. Evet, bunun bir sağlık turizmi boyutu var ama bir de spor turizmi boyutu vardı bu işin. Örneğin ben Kapadokya'da buna şahit olmuştum. Yani oradaki turizm spor turizmiyle iç içeydi. İnsanları alıyorlar, getiriyorlar, işte trekking yaptırıyorlar, Kapadokya'yı gezdiriyorlar, havuzlara götürüyorlar. Çok bir sürü etkinlik yaptırıyorlar. Bu şekilde bizim öğrencilerimiz de o arada çok çalışıyorlardı. Onlara şahit olmuştum. Şimdi önümüzdeki yaz döneminde çalışma imkanları çok kısıtlanacak öğrencilerle ilgili herhangi bir tavsiyeniz olabilir mi? Ya da bir öngörünüz var mı? Ne olacak bu durum? Evet, şimdi tabii böyle bir gerçek var. Bu süreçten en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de spor sektörü oldu aslında.
sporun hem finansman kaynağı olan, işte mesela federasyonlarımızın bütçeleri çok ciddi bir kısmı spor turudan gelir. Ama işte maçlar oynanmadığında, iddia geliri olmadığında o gelir de ortadan kalkar. Spor okulları, işte özellikle kapalı salonlar, yüzme havuzları, işte hem kapalı kaldığı süre bir kayıp, hem de bundan sonra bunlar tekrar kullanıma açıldığında elbette ki performans sporcuları gidip antrenmanını yapacak, yani işi spor olan insanlar. Ama esas bu tip merkezleri ayakta tutan, mesela özel fitness salonlarını ayakta tutan, yani özel spor okullarını ayakta tutan, biraz daha sporu rekreasyonel amaçlarla ya da sağlık amaçlı yapan kesim, ya da çocuğun işte o beklentilerle spor okullarına gönderen kesimin alışkanlıkları bundan ne derece etkilenecek? Bununla ilgili şu anda işte belli araştırmalar hem ülkemizde hem de dünya genelinde yapılıyor. Ama tabii ki esas tepki, reaksiyonu biz buralar açıldıktan sonra göreceğiz. Yani insanlar bakalım eskisi gibi o işte aboneliklere ya da çocuklarını belli spor okullarına gönderen devam edecekler mi? Ama burada şöyle bir gerçek var. Hani açık hava etkinlikleri özellikle biraz daha ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Bu benim öngörüm. Hani elimdeki verilerden ya da işte mevcut tecrübemden hareketli yola çıkar sahip olduğum bir öngörü diyebilirim. Bunlar ön plana çıkacak ve biraz daha hani insanların özellikle bu hani virüs sonuçta hani bir anda evet bitti, dünyada bir tane bile kalmadı denecek bir şey değil. Dolayısıyla etkisi belli bir süre daha devam edecek. İnsanların yakalanmaktan korktuğu bir hastalık olarak zihinlerde yedirtmeye devam edecek. Ve bu da sonuçta bu zihinsel algı süreçleri biraz da insanların tüketimlerini, tüketim alışkanlıklarını şekillendiriyor. Bunun en çok etkileyecekleri yerlerden bir tanesi. Kulüplerimizin birçoğu işte malumunuz antrenör kulüpleri. Yani birkaç antrenör ya da bir antrenör bir kulüp kuruyor belli bir branşta uzmanlaşarak. O branşın eğitimini vererek oradan hani çok büyük paralar kazanmıyor ama o kulübün işte işletmecisi olan antrenörlerin geçimlik bir kazancı ortaya çıkıyor. Şimdi bu sistem yara aldığında, yani bu spor okulları çalışamaz hale geldiğinde, insanlar buraya çocuklarını göndermediğinde vesaire de tesisler kapalı olduğunda, bu kişiler doğrudan hani ticari bir gelirden değil, aslında kendi geçimliklerinden yani yine maaşlarından geri kalmış oluyorlar. Şimdi bununla ilgili de tüm federasyonlarımız kendi branşlarına özgü, çünkü her branşın kendine özgü tesisleri veya bir ekonomik ekosistemi var. Herkes bununla ilgili bir çalışma yaptı. Bu genel bir rapor hazırlandı. Şimdi bu raporu işte bakanlığımız değerlendirecek. Bu pandemi sürecinden öncesinde özel spor salonları ve spor kulüpleriyle ilgili destekleyici bazı projeler gündemdeydi. Hatta bir kısmı da kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ama muhtemelen buna bazı ilaveler de yapılarak ya da bu sürecin getirdiği zorluklara çözüm olacak şekilde bir yani sonuç raporu oluşturularak bunların üstesinden gelinecek. Ama benim hani şu aşamada hani net bir şekilde verebileceğim tavsiye bunun öncesinde elbette ki biraz daha insanların daha rahat katılabileceği, az sayıda kişiyle yapılan, kalabalıkların bir araya gelmediği ve açık havada yapılan etkinlikler. Çünkü insanlar sürekli yani bu evde geçen süre boyunca her ne kadar evde spor yapsalar da bir şekilde fiziksel aktivite gerçekleştirseler de hani bu açık havada yapılan ya da toplu halde yapılan insanların bir motive ettiği etkinliklerin yerine geçmiyor. Dolayısıyla bu hamlıkları biraz da atmak için şey yapacaklardır. Biraz daha spor yöneleceklerdir ama burada da tercihlerini belli alanlardan yana kullanacaklar işte açık havada ve kalabalıkları bir araya getirmeden yapılan branşlarda. Dolayısıyla öğrencilerimizin de bu alanlara doğru projeler üretmesi veya çalışmaları bu alanlara kaydırması kısa vadede faydalı olabilir. Bir de tabii bu şeyi de bekleyeceğiz yani bakanlığımız da bu konuda her bakanlık kendi bünyesindeki sorunları bir şekilde çözmeye çalışıyor. Biz de spor kulüplerimizin spordan gelirini kazanan tüm kesimlerin sorunlarını çözmek için belli çözümler üreteceğiz. Aslında bu sürecin hepsini değerlendirdiğimiz zaman krizler, işte acil alınması gereken önlemler hep bana aklıma şey getiriyor. Spor iktisadında da vardır ya arz ve talebi nasıl değerlendirileceği. İşte orada pratik düşünce, girişimci düşünce
yapısı sanki ön plana geliyor değil mi öğrencilerimiz için? Siz bu konuda neler söylemek istersiniz hocam? Can hocam? Kesinlikle öyle. Yani ne kadar şu anda girişimcilik en önemli şey. Dünyada da oldukça popüler oldu. Ve devlet tarafından da çok destekleniyor. Ve yeni bir şeyler bulmak gerekiyor. Şu anda da önümüzde yeni bir süreç var. Buna uygun işte sporları, bu alınması gereken tedbirlere uygun olarak nasıl yapılabileceğiyle öğrencilerimizin kendilerine yeni hedefler belirlemeleri lazım. Hı hı. En hızlı şekilde bu spor okullarını nasıl açarız diye. Çünkü en çok çalıştıkları yer bu yaz spor okullarıydı hepsinin. Evet, evet. Burada işte Sağlık Bakanlığı'nın ya da Bilim Kurulu'nun ya da genel olarak hijyen kuralları neyse onlara uygun olarak neler yapılması gerekiyorsa bunları yaptıklarını gösteren bir takım şeyleri, broşürleri, ilanları vesaireyi hazırlayıp insanları çekmeleri lazım. Evet, insanlar çekinecekler spora gitmekten, çocuklarını göndermekten. Ama bir de şu var, yani aylardır eve kapanmış insanlar bıkmış olacaklar ve bunlar çıkıp bir takım hareketler yapmak isteyecekler. Çocuklarını bırakmak isteyecekler bir yerlere. Çocuklarını, içlerindeki enerjilerini dışarıya boşaltmalarını isteyecekler. Bu da bir imkan. Yani bunu da görüp bence öğrencilerimizin kendilerine göre hemen planlar hazırlayıp takım işlere girişmeleri gerekiyor. Ön almaları lazım. Şimdi beklerlerse, yalnız devlet bize şunları yapacağımızı söylesin, biz yapalım derlerse bu çok pasif bir davranış oluyor. Bununla bir başarı elde etmek çok mümkün değil. Evet. Az önce Ozan Hocam da kariyer planlamasını belirttiği gibi hani bir takım kamuya girişlerde engeller ya da sıkıntılar yaşansa da ihtiyaca binaen hazırlanan, girişimci bir düşünce yapısıyla hazırlanan bir spor girişimi ya da organizasyonu zaten talep göreceği için kamudan da olsun, özel sektörden de olsun tercih edilir pozisyona gelecekler değil mi Ozan Hocam? Siz az önce onu da biraz belirtmek istediniz sanırım. Evet, çok doğru söylediniz. Yani hem bu başlık altında hem de işte Can Hocam da söyledi. Yani ön almak lazım. Yani mesela yabancı dil biliyorsanız işte hemen bağlamış olalım. İşte açıp mesela internetten normalleşme sürecine bizden önce başlayan, yani o pik dönemde de bizden önce yaşayıp normalleşmeden öncesinde başlayan, sporda da aktif, spor ekonomisi de gelişkin ülkelerde mesela havuzlar nasıl açılmış, kapalı salonlar nasıl açılmış, açık hava tesisleri nasıl, ne gibi tedbirler alınmış. Mesela takım sporlarında herkes birbirine baktı. İşte futbolda öbür futbol ligleri ne yapıyor, basketbol, voleybol, handbolda diğer ligler ne yapıyorlar, bir bilgi paylaşımı oldu. Hani burada da herkes kendi çalışma alanı ile ilgili yurt dışındaki başarılı örnekleri de mesela incelerse hem de bu alanda işte yepyeni olanaklar da doğuyor. Hani bir yerden kısıtlanıyoruz ama bir yerden de işte sosyal medya üzerinden ya da işte şu an kullandığımız program benzeri birçok uzaktan erişimle yapılabilecek bazı aktiviteler de ortaya çıkıyor. Hani bu alanlarda neler yapılabilir? Dolayısıyla değişen koşullara ben nasıl uyum sağlayabilirim? Çünkü burada kamu erkinin üreteceği çözümler hani genellikle zararın tazmini yani işte yönünde olur. Yani sonrasına ilişkin yani bu işin geleceğini şekillendirmek, spor ekonomisini diri tutmak yine spor insanların, spor sivil toplumunun elinde olan bir şey. Bu anda da hem sizin hem Can Hocam'ın dediği gibi tabii daha böyle üretken, yenilikçi fikirlerle öğrencilerimizin kendilerini donatmalarını biz arzu ediyoruz. Evet. Sayın hocalarım çok teşekkür ederim. Süremizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son olarak öğrencilerimize nasıl mesaj vermek istersiniz? Önce Ozan Bey'den alayım, daha sonra da kapanışı Can Hocam'la yapalım. Evet, yani öğrencilik, hepimiz öğrenci olduk. Hemen göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor aslında. Çok çabuk geçebiliyor. O yüzden ya daha vakit var demesinler. Belli şeyler işte yabancı dil olabilir, farklı edinimler olabilir. Bunların eğitimine erkenden başlasınlar. Hani şunu da söylemiyorum. Yani öğrencilik hayatınız boyunca çünkü çok özel bir dönemdir üniversite öğrenciliği. Biraz daha böyle öğrenci, gencin aileden bağımsızlaştığı kendi üzerine durdu. Hani bu süreçteki bu özgürlükleri de tatmak önemli. Tamamen çalışarak işte kendinizi öğrencilik sonrasını hazırlayarak bütün bu süreci de geçirin demiyorum elbette. Çünkü bu süreçten keyif almazlarsa motivasyonları da düşecek ve
onu da sürdüremeyecekler. Bunu belli bir dengede tutup ama okuldan sonrasını da düşünerek, okuldan sonrasına yönelik hocalarının verdiği ya da sektörün önde gelen isimlerin verdiği tavsiyeleri de dikkate alarak kendilerini okul sonrasını hazırlasınlar. Hepsini hayatta başarılar. Can Hocam, öğrencilerimiz sizi çok görüyorlar, çok konuşuyorlar sizinle. Fikirlerinize çok kıymet veriyorlar. Ama yine de buradan böyle onlara son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Evet, her zaman söylemek isterim ama öncelikle şunu söyleyeyim. Öğrencilerimizi özledik. Değil mi? Özledik yani. Eminim onlar da bizleri özlemişlerdir. Eğitim, evet. Yüz yüze yapılan eğitimleri özlemişlerdir. Çünkü üniversite eğitimi gerçekten yüz yüze yapılan bir eğitim. Evet, evet. Yani bu sadece gidip okuldaki kitapları alıp okumak, öğrenmek vesaire değil. Orada birçok şey öğreniyor insan aslında. Ama şöyle bir şey var, yani karşılaştığımız her türlü zorluğu bir fırsata dönüştürmek de mümkün. Şimdi hepsinin final sınavları ödev şeklinde yapılacak. Bu tamamen onların seçimine kalmış. Çok kolay sağdan soldan kopya çekerek yapılabilecek bir ödev de mümkün. Ama zamanları varken çok güzel, gelecekte ne olmak istiyorlarsa, neyi araştırmak istiyorlarsa, hangi yönde kendilerini geliştirmek istiyorlarsa onunla ilgili çok çok güzel ödevler hazırlayabilirler. Bu onların gelecek hayatları için bir basamak, bir ilk basamak gibi olacak. Büyük bir şans olarak görsünler bunu ve gerçekten bu ödevlerin hepsini büyük bir özenle ve büyük bir araştırmayla yapsınlar. Şu anda önünde de çok büyük bir zaman dilimi var. Bu zaman dilimi içinde araştırmalarını çok rahat yapsınlar. Her şeye baksınlar. İmkanları da geniş. İnternet şu anda herkesin elinde. Ve konuğumuza özellikle teşekkür ederim. Bize verdiği güzel bilgiler için. Ona her zaman teşekkür ederiz. Sağ olsun. Öğrencilerini de hep böyle aydınlatıyor. Banu Hocam, size de ben ayrıca teşekkür ediyorum emekleriniz için. Herkese güzel, sağlıklı günler dilerim. Sayın hocalarım, Ozan Bey, iyi ki geldiniz. İyi ki çocuklarımızı aydınlattınız. Can Hocam, iyi ki varsınız. Bir an önce öğrencilerimiz, sizlerle bir araya geleceğimiz günleri bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın.